Evet. Ben 80 bin lira istiyorum abi. Eğer 80 bin lira mı? Evet. Çünkü altın. Neden? Altın aynen. Mı? Altın abi. Ne sandın? Görebilir miyim? Altını için alırım ben onu. Derdin altınla, ben seni anladım abi. Ne kadar alırız? 6 bin liraya alırız ya. Tamam. Arkadaşlar elimde bir iPhone 13 mini var. Bu videoda bu akıllı telefonu Webtekno Edition olarak 24 ayar altın ile kaplıyoruz. Yanlış duymadınız, çok böyle kapsamlı bir işlem serisi bizi bekliyor. Yavaştan ofisten bir çıkalım, bakalım iPhone 13 mini'yi nasıl altına çevireceğiz. Arkadaşlar teknik servise geldik. Bu telefonda sıfır bu arada, onu söylemeyi unuttum size. Bu video için aldık. Telefonun arkasındaki camı komple söküyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında biz üzerine bunun gümüşten imal edilmiş ve üzerine 24 ayar altın kaplayacağımız bir kalıp çalışması yaptırtıyoruz. Peki biz bu telefonun arkasını neden söktürüyoruz? Çünkü telefonun arkasını söktürmek zorundayız. Bu camın üstüne yeni bir kapak takabilmek için tam şu anda bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O plaka da şu anda üretimde. Şöyle bir biraz daha yaklaşalım bence. Bakalım işlem nasıl olacak, hangi makinede olacak, neler olacak, hep birlikte görelim. Şimdi biz hangi modelle kesmeyi deneyeceğiz abi cihazı? 8'le. Abi çok eski olmadı mı iPhone 8? Evet, gördüm orada. Zaten bir siyahlaşma oldu ve şu an kesiyor. Şu an işlem başladı. Evet. Ben şu anda ne merak ediyorum biliyor musun? Bu işlem bittiğinde telefon hala çalışıyor olacak mı, olmayacak mı? Abi acaba makine kendi kendine cihazın iPhone 12 olduğunu anlamış olabilir mi? iPhone 13 olduğunu anlamış olabilir mi? Steve Wozniak bile demiş ki ben bile anlamadım iPhone 12 ile iPhone 13'ün arasındaki farkı. Ben karıştırmışım çok mu arkadaşlar, yani aramızda bu laf olmaz. Evet, işlem bitti. 3 defa tekrar etti. Açıyorum abi. Genel olarak bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet, bir başka ustamız şimdi devreye girecek. Kapağı çıkaracak. İşlem tamamlandı. Cihazın son hali bu şekilde. Bayağı da hafifledi yani. Normalde zaten hafifti bayağı. Şimdi buradan gideceğiz atölyeye. Bu telefonun arkasına yaptırdığımız plakayı altınla kaplayacağız. Hadi buradan devam edelim. Arkadaşlar döndük dolaştık. Gümüş atölyemize geldik. Yanımda Hüseyin var. Hüseyin abi sen bayağı uğraştın bu iş için. Yaklaşık kaç gün sürdü? Bize maliyeti ne kadar? Gerçekten bunun işlemi tam bittiğinde 80.000 TL olacak mı bu akıllı telefon? 50.000 60.000 diyebilirsin tabii. Evet. Karımızı koyalım biz de bir ufak kar atalım evet. Üstüne yani. Yani bayağı uğraştırdı bizi. Evet. Görüyorsunuz burada üstüne webtekno.com edition diye de yazmışlar sağ olsunlar. Doğrudan cihazın üzerine birebir uyacak, kaplayacağız. Ama ben bunu sana tekrar teslim edeyim. Sen bunun parlatma operasyonu var. Birazdan bu ayna arkadaşlar. Bildiğin böyle saçını başını yap, öyle bir ayna olacak. Sonra da altına kaplıyoruz. Telefona evet. Montaj yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bu daldıracağın suyun içinde altın var. Doğru evet. Mudur? Hadi bakalım. Artık telefon 80 bin lira arkadaşlar. Parmağımızı soksak onu da kaplar mı? Yok, onu daha şey yapamadım. O konuya daha gelmedi mi? O daha geldi oraya. Görüntü gerçekten muhteşem. Biz şimdi eldivenlendik. Tamamdır. Niye eldivenlendik? Onu bir anlatır mısın bana? Yeni yaldızdan çıktı. Evet. İz kalmasın, parmak izimiz kalmasın diye. Sihirbazlık şeyi gibi oldu. Evet. Abi yalnız çok iyi olmuş ya. Yani bunu yavaştan yapıştıralım diyorum ben. Evet, hazır mıyız? Artık bir daha çıkmamak üzere kapatıyorum. Tamam gibi. Abi çok iyi olmuş gerçekten. Teraziyi açıyorum ve buradan çıkmadan şu tartıyı şimdi gösterelim. 125 gramdı az önce. Şu anda 168 gramlara gelmiş işte. Yani bayağı sağlam bir malzeme koymuş olduk. Ama biz böyle rahat durmayız abi. Buna 80 bin lira fiyat biçtik. Biz gidip bunu şimdi telefonculara satmaya çalışacağız. 80 bin liraya. Bakalım bizi neler bekliyor ben de merak ediyorum ama bugün bayağı geç oldu. Artık bu satma işini bir sonraki gün deneyeceğiz arkadaşlar. Çok sağ ol tekrardan. Elinize sağlık kardeşim. Eyvallah diyelim ve yola koyulalım. Sokakta görseniz ne dersiniz mesela şu an bana? Ya Habibi'de. Arkadaşlar mekanı tanıyorsunuz. Çok anlatmaya gerek yok. Gelin şu telefonu bir soralım bakalım kaç paraya alıyorlarmış. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. iPhone 13 mini'yi kaç liraya alıyorsun? Telefona göre bir mi? Rakama bağlı. Rakamı söyleyin abi, ona göre çıkaracağım telefonu. Takribi bir cihaz 8,5-9 falan yapar. Evet. Ben 80 bin lira istiyorum abi. Eğer 80 bin lira mı? Evet. Çünkü altın. Neden? Altın aynen. Mı? Altın abi. Ne sandın? Görebilir miyim? 80 bin TL istiyoruz abi. Araba eğer varsa alırız. Ürüne bir şey demiyorum. Evet. Ben eğer insanlara örnek olmak istiyorsam, böyle bir şey kullanırsam benim kişiliğim sorgulanır. Benim böyle bir şey kullanmamam gerekiyor. Ne kullanıyorsun? Mesela, çıkar göster abi şu ne anda. Ne kullanıyorum? Kesinlikle.
Mutlu. Peki bu evleneceksin. Evlilik mi? Mutlu bana bir şeyler oluyor. Mutlu bana bir şey oluyor. Mutlu. Mutlu. Evet yani. Söyleyeyim. Fotoğraf çekmek yasak abi. Bir dakikanızı alabilir miyim? Müşteri olarak. Bu da müşterimiz. Bugün biz telefoncu olarak size şu ürünü satmış olsak 24 karat bir cihaz. Sensiz zaten hiç olmaz. Allah adım mı zaten? Kim geldi? Gelir misin? Böyle bir şeyi size satmak istese evet. Ne dersiniz? Ne haber? İyi abi sen nasılsın? İyi Allah Allah. Kardeşimi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Lan bırak adamı. Bırak. Bırak. Evet. 80 bin TL. Murat. Altından kaplama mı? Evet. 24 ayar altın. Hemen al. Kaçırma. Niye? Hemen al. Baksana çeyrek olmuş 908 milyon. Ulan 908 milyon mu? Çeyrekle ne alakası var? Olmuş. Almıyorsan gidiyoruz biz başkan. Murat kardeşimizin zaten motor almaya bile imkanı şu anda elverişli değil. Hayırlı işler. Hayırlı cumalar. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza kolay gelsin. Hoşça kalın. Eyvallah. Ben daha ses getirir diye düşünmüştüm. Adamlar bildiğin böyle şok oldu. Kal geldi. iPhone 13 mini'yi kaç liraya alırsın abi? 1 bin lira sıfırı. Ama ne bu ya? Şu 11 bin lira dedin ama biz abi şu cihaza 80 bin TL istiyoruz. Buna 80 bin lira isterse bunun altını sökeriz. Kaç gram altın geliyor ona göre satarsın yani. 50 anlaşalım. Yok. Altını için alırım ben onu. Derdin altınla ben seni anladım abi. Kesene bereket hayırlı işler. İyi bak kendine abi. Hoşça kal. Hayırlı işler kolay gelsin. Bir iPhone 13 mini var elimizde. Bunu kaça alırsın diye sorayım istedim. Orijinal hiçbir sıkıntı yok. Dünyada bir tane var. O öyle bir özelliği var bunun. Güzel bir rakam istiyoruz biz. Ne kadar verelim? Senin alacağını söylediler. Bayağı iyiymiş senin maddi durumun. Karşıdan gönderdiler direkt. Çok iyi. Parayı koyacak yer bulabiliriz. Aynen öyle dediler zaten. Evet. Uğur çok iyi dediler maddi durumu. Ne kadar alırız? 6000 liraya alırız ya. Ben de 60 bin liraya satmayı düşünüyordum bir yazı. Tamam onu da alırız önemli değil. 60 bin liraya alalım o zaman. Bak kamera kapanınca vazgeçtim deme. Altın kaplama değil mi? Cihaz bu. 24 ayar altın kaplama iPhone 13 mini. Özel üretim. Tamam ya sözümün arkasındayım alırım. Nerede yapacaksın ödemeyi? Hemen şuraya gidelim. Hadi gidelim gel. Gidelim. Vallahi sattık arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hadi olsun bakalım. En sonunda gerçekten başıma bir şey gelecek burada benim. Çok az senin kaldı. Senin böbreğini evet. Alacak şimdi göreceğim. İnşallah beni kesmeye götürmüyordur arkadaşlar. Çok şu an stres oldum deyince yani. Hadi abi gidelim. Ben çok şaşırmadım arkadaşlar. İşler ciddiye binince kendisi bizi tanımıyormuş gibi davranmaya başladı. Suyu döktük böyle yani sağ ol yani. Eyvallah teşekkür ederim. Çok üzüleceksin. Biz başka bir yere gidelim gel. Hiçbir alışverişimde beni üzmedi. Bu sefer de üzmeyeceğine eminim. Girelim. Abi iPhone 13 mini var elimizde bir tane. Yurt dışı cihaz. Kendimiz aldık. Dünyada bir tane bu. Başka yok. Vallahi 60 bin liraya veririm sana. O da sen olduğun için yani. Ne bu ya? Başkası olsa yapmam böyle bir şey. 13 mini mi bu? 13 mini. Evet mi? Araba mı? Bu ne bu? Abi cihaz özel. Yani sana söyledim az önce. En iyi şekilde ürettik. Şöyle göstereyim. Valla şurası 50 verdi. Köşede biri 30 bin verdi. Yani. Valla varsa alan iyi. Ben ne alamam. Sen, ağır gelir. Sen alırsın. Satamam burada gitmez o. Bana bir rakam ver ben sana vereceğim cihazı. Yani 30 bin liraya alır bence ama ben almam. Abi sen bunu al bak yakışır. Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Şunu şöyle tezgaha bir koyar mısın? Güzelce koy ama öyle olmaz abi dik koy. Cama yaslı ha. Aynen abi koy. Görüyor musun dükkanın önü bir anda kalabalıklaştı bak. Çek abi etrafı. Ne ben diyorsun? Satamam hocam. Satamam. Alırım abi satamam. Anladım. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Eyvallah. Garantisi sen misin abi? Tabii ki de. Evet. Burada yeni arkadaşlar var. Bunlar yoktu. Bir de hoparlör falan da gömmüşsün göbeklerine. Eyvah. Tamam yabancı değil tamam. Eyvah. iPhone 13 mini satmaya geldik bugün. Hoş ama geldiniz. Ama bu sefer bir fark var. Nedir? Garantisi benim abi. Dünyada tek. Makine dünyada tek. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Masaya vuruyorum direkt makineyi. Abi yurt dışı bu. Bunu Apple bile yapamadı. Biz yaptık. Ne diyorsun? 50 gram altın var arkasında. Bu altın mı gerçekten? Altın, altın. Harbi altın. Ağır keko birinden almışsın herhalde bunu. Almadık, kendimiz yaptık. Altın nedir ya? Aklımızdaki rakam ne peki buna? 80 bin liraydı bizim rakam. Bak elleri titriyor bak, çek bunları. 80 bin. Altına dokununca eller titremeye başladı. Ben bunu alırsam kendim kullanırım ya. Abi işte artık istersen kullan, ister şöyle şu köpek kardeşlerin üstüne bantla. Yani harbiden yakışıklı oldu. Evet, bak 10 numara oldu gerçekten. 10 numara oldu. Orijinal altınsa 17 bin lira gibi orijinal alırız bunu. Orijinal altın ya. 17 bin lira gibi alırız bunu. 17 çok az abi. 17 çok az. Bak bu cihaz bu pazarda 40 bin liraya gördü vermedik. 40 bin lira verdilerse güzel rakam. Ama şöyle bir şey yapabiliriz istersen. Arka kapağı sökeriz. Buna çakma bir arka kapak takarım ben. Ben cihazı alırım. Tamam. O altını da o arkadaşa satarız. Kime? Fiyat verene. Olmaz abi. İki esnafta ekmek yesin anladın mı? Amacım olsun. Olmaz abi gerek yok. Bir şey söyleyeyim mi? Telefonu altın kaplama olduğu belli direkt Behlül oluyorsun tutunca evet. Bak. Evet abi bak. Sen evet. Bunu birkaç gün daha kullan. Bir yerden param gelecek. Bekleyelim görelim. Hadi bakalım. Ama yani kullanmayı isterdim bunu.
Biz yapacağımızı yaptık ama satamadık arkadaşlar. Alıcı bulamadık. Maalesef. Biz kaçar. Alıcı bulamadık kendisine. Bu kadar uğraştık ama alacak insan bulamadık. O yüzden bizim kendisiyle alakalı çok özel, çok güzel, çok naif planlarımız var. Diğer videolarda zaten görüyor olacaksınız. Ama şimdilik bu videonun sonuna gelelim diyorum. Videoyu bolca beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın diyorum ama bir şey geldi aklıma. Eğer böyle farklı bir şey kaplamamızı isterseniz de yorumlara yazın. Ona da bir girişiriz. Hoşça kalın.